Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Işıl. Videoya başlamadan önce çok kısa bir not düşmek istiyorum. Arkadaşlar beni yukarıya eklediğim Instagram hesabından takip ederseniz gerçekten çok mutlu edersiniz. Çünkü kanalımız büyüyor ve bundan sonraki süreçte videoları çekmeden önce hani sizlere de danışmak, sizlere de sorular sormak istiyorum. Dolayısıyla beni takip ederseniz bu tarz şeylere beraber karar verebiliriz. Biliyorum araştırmamı istediğiniz bazı şeyler oluyor. Şehir efsaneleri, bazı konular oluyor, bazı oyunlar oluyor. Bunların hepsine beraber karar verelim. Ve hemen sözü de fazla uzatmadan videoya başlıyorum. Evlerinin çatısında tam 10 yıl şeytani bir varlıkla yaşamak zorunda kalan ve korkunç şeylerle karşılaşan bir ailenin, Perrin ailesinin hikayesini anlatacağım sizlere bugün. The Conjuring, yani Türkçe ismiyle korku seansı olarak sinemalarda gösterilen filmdeki gerçek olaylardan bahsedeceğiz. Her ne kadar film mutlu sonlarla bitmiş olsa da aslında olaylar kesinlikle daha farklı ve çok daha ürkütücü. 1917 yılında 5 kızlarıyla beraber Rhode Island'taki yeni evlerine taşınan Roger ve Caroline çifti kendilerini korkunç bir geleceğin beklediğinden henüz habersizlerdi. Old Arnold Estate olarak bilinen bu çiftlik evi 200 hektarlık devasa bir arazi üzerine 1736 yılında inşa edilmişti. Bu kocaman malikanenin geniş bir bahçesi vardı. Ayrıca içi de çok büyüktü ve herkes için yeterli oda vardı. Toplam 14 odalıydı. Kısacası 5 çocuğu yetiştirmek için mükemmel bir yerdi. Ta ki aile korkunç gerçekle ve kendilerini bir türlü yalnız bırakmayan iğrenç bir varlıkla karşılaşıncaya kadar. Aile bu yeni aldıkları ev için kredilerinden ötürü evden tam 10 yıl boyunca ayrılamayacak bir şekilde anlaşma imzalamışlardı. Ve bu 10 yıl boyunca da evde asla yalnız olmayacaklardı. Eve taşındıkları ilk seneler içinde çocuklar birçok kez bu dünyaya ait olmayan farklı ruhlarla veya varlıklarla iletişime geçmiş ve onlarla konuşmaya başlamış. Hatta çeşitli oyunlar bile oynamışlardı. Ancak bu varlıklar ilk etapta korkutucu değildi ve aslında kimseye de herhangi bir zararları yoktu. Roger ve Caroline çifti de çocukların sadece eğlenceli zaman geçirdiğini varsaymışlar ve bu yaştaki çocukların hayali arkadaşları olabileceğine inanmışlardı. Ancak Perrin ailesinin bu varlıkların iyi niyetli olmadığını anlaması çok uzun sürmedi. Ve belki de yeni bir ziyaretçileri vardı. Evde kapılar kendiliğinden kapanıp açılıyor, cam bardaklar patlıyor, çerçeveler durduk yere yere düşüyordu. Aile özellikle geceleri garip ve açıklayamadıkları sesler duyuyor ve hatta çocukların geceleri yatakları şiddetli bir şekilde sallanıyor, çocuklar ürkütücü deneyimlerle karşılaşıyorlardı. Kısacası bu tatlı aile evlerinde korkunç paranormal olaylar yaşamaya başlamıştı. Bu olaylara belki birden fazla varlık sebep olmuştu ancak içlerinde bir tanesi gerçekten kötü niyetli ve şeytaniydi. Aileye zarar vermek için oradaydı. Filmde de bahsedildiği gibi Bathsheba ismindeki bu kötü niyetli ve çirkin ruh anne Caroline'ın ruhunu ele geçirmek için oradaydı. Kısa bir süre içinde Bathsheba Caroline'a fiziksel olarak da zarar vermeye başladı. Bir gün gece yarısı uykusundan uyanan Caroline bu korkunç varlığı yatağın başında görmüştü. Ve iddia edildiğine göre Bathsheba Caroline'ın boğazını var gücüyle sıkarak onu boğmaya çalışmıştı. Ayrıca Bathsheba Caroline'a iğneler batırmaya başlamış ve korkunç acılar çekmesini sağlamıştı. Bunun nedenini birazdan anlatacağım arkadaşlar. Bathsheba'nın anneye bu derece bağlı olmasının sebebi onu, ailesini ve çocuklarını kıskanması olarak gösterilir. Peki bu ismi Bathsheba olan kötü niyetli ruh kimdir? Ve Caroline'a neden bu denli bağlıdır? Bathsheba Sherman 1800'lü yılların ortalarında Old Arnold Estate olarak bilinen bu evde yaşamış ve genç bir adamla evlendikten sonra Herbert adında bir çocuk dünyaya getirmişti. Ancak etrafta yaşayan insanlar ve komşuları Bathsheba'nın 3 tane daha çocuğu olduğuna ve hepsinin de 7 yaşına gelmeden öldüğüne inanırlardı. Söylentiye göre aslında Bathsheba karanlık büyülerle uğraşan bir cadıydı ve yaptığı kara büyüler esnasında da çocuklarından birini vudu büyüsüyle öldürdüğü, daha doğrusu çocuğu öldürerek onu şeytana kurban ettiğine inanılmıştı. O dönemlerde küçük bir çocuğun Bathsheba'nın gözetimi altında ölmesinden sonra bütün gözler kendisine çevrilmişti. Yapılan otopsiler sonucunda çocuğun omuriliğine batırılan dikiş iğnesi sayesinde öldüğü ispatlanmış ancak Bathsheba yapılan araştırmalardan sonra suçsuz bulunmuştu. Arkadaşlar şimdi iğnelerin nereden geldiğini anladınız değil mi? Bathsheba isimli bu kadın o zamanlar Perrin ailesinin yaşadığı bu evde 1885 baharında ölmüş ve söylentiye göre kendini asarak intihar etmişti. Ve Conjuring filminin kapağındaki ip de aslında buradan gelir.
Kesin olmamakla beraber bu resimdeki kadının da başıbaş Sherman olduğuna inanılır. Aylar içinde Bathsheba'nın kendisine uyguladığı işkenceler bitmek tükenmek bilmeyince Roger ve Caroline çifti çareyi doğaüstü olaylar üzerinde araştırmalar yapan ve seneler içinde binlerce kişiye yardım eden Ed Lauren çiftinden yardım istemekte bulmuştu. Ve çift de aileye yardım etmeyi kabul etmişti. Güçlü bir medyum olan Lauren eve girer girmez kötü niyetli bu varlığı ve onun Caroline ile bağlantısını fark etmişti. Arkadaşlar filmde Warren çiftinin Caroline'a bir şeytan çıkarma ayini yaptığı ve zor da olsa bu denemenin başarılı olarak kötü ruhu Caroline'dan ayırmayı başardığı gösterilir. Ancak gerçekte Ed Lauren çifti bir şeytan çıkarma ayini düzenlememiş, bir seans düzenlemiştir. Ancak bu seans akıl almaz derecede kötü gitmiş ve çift karanlık tarafla bir daha asla kapatamayacakları bir kapı açmış ve bu olay zaten evlerinde olan Bathsheba'da dahil bu varlıkları kötü bir şekilde sinirlendirmiş ve agresif bir hale getirmişti. Hatta anlatılanlara göre bu varlıklar çok daha güçlenmiş ve işler içinden çıkılamaz bir hal almıştı. Bu seans esnasında Caroline bilmediği bir dilde ve kendisine ait olmayan bir ses tonunda konuşmaya başlamış, oturduğu sandalyeden fırlayarak duvara yapışmış ve kızlar da korkudan bayılmanın eşiğine gelmişlerdi. Ardından ailenin babası Roger, Ed ve Lauren çiftini evden kovmuştu. Bu olaydan sonra aile maddi durumlarından dolayı bu evde tam 7 sene daha yaşamak zorunda kalmış. Sonrasında ise Georgia'ya taşınmışlardı. Ancak anlatılana göre Bathsheba'da dahil olmak üzere aileye bağlı olan kötü ruhlar asla onları terk etmemiş, nereye giderlerse gitsinler onlarla birlikte varlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdi. Ailenin en büyük kızı Andrea yaşadıkları bu kötü olayları 2011 yılında çıkardığı House of Darkness, House of Light isimli kitapta detaylarıyla anlatmış. Ardından 2013 yılında James Wan 20 milyon dolar gibi küçük bir bütçeyle The Conjuring yani korku seansı adını verdikleri filmi çekmeye karar vermişti. Ancak film tüm dünya genelinde inanılmaz büyük bir başarı yakalamış ve 300 milyon dolar gelir getirmişti. Filmin çekimleri esnasında ise o yıllarda 80 yaşının üzerinde olan Lorraine Warren özellikle yapımcılara yardımcı olmak için orada bulunmuştu. Ayrıca Perrin ailesi üyeleri de filmi ve çekimleri sonuna kadar desteklemiş ve çekimler için de yapımcılara yardımcı olmuşlardı. Arkadaşlar siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bu hikaye benim tüylerimi gerçekten diken diken etti. Olayın gerçek olması ve korkunç bir hikaye anlatması bu insanların ve çocukların gerçekten ama gerçekten çok kötü niyetli bir varlık ya da birden fazla varlıkla birlikte yaşamış olması, onunla, onlarla ya da birlikte büyümesi ve onlar tarafından sürekli taciz edilmesi bence hani gerçekten çok korkunç bir şey ve beni de gerçekten çok üzdü. Arkadaşlar The Conjuring yani korku seansı olarak Türkçe'ye çevrilen bu film de benim hani son zamanlarda izlediğim korku filmler arasında en çok sevdiklerimden bir tanesi oldu. Olayı da aslında film çıktıktan sonra biraz araştırmıştım. Ama tabii bu kadar derine inmemiştim. Şimdi ise sizlere bu videoyu çekebilmek için Perrin ailesinin hayatını, Bathsheba'nın hayatını, işte bu olaylar yaşandıktan sonra aileye neler olduğunu vesaire hepsini araştırdım, öğrendim ve sonucunda sizlere bu videoyu çektim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı gelecek. Bunun için lütfen takipte kalın. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Biliyorsunuz ki sizleri gerçekten çok seviyorum. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz. Hoşça kalın.